Vizyondaki filmler, sinema dünyasından haberler, çözümlenen filmler, anlamadığım kelimeler, film müzikleri ve daha fazlası 35 milimetrede. Radyodan tüm dinleyicilerimize merhaba. 35 milimetrenin yeni bölümüyle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da vizyona girecek filmleri, sinema dünyasından son haberleri, bir sinema teriminin anlamını sizlere aktarmakla birlikte Doçent Doktor Dilek Kaya ile yönetmenliğini Erden Kral'ın yaptığı Hakkari'de Bir Mevsimi birçok açıdan değerlendireceğimiz, filmin repliklerini dinleyeceğimiz ve birbirinden güzel film müziklerinin de bizlere eşlik edeceği 35 milimetre başladı. İlk olarak gişe bölümünde bu hafta öne çıkan filmlerden ikisini sizlere paylaşacağım. Gösterime giren ilk filmimiz Yıldız Haritası. Agatha Weiss, kadife eldivenler takan garip görünüşlü bir kızdır. Los Angeles'a Twitter üzerinden tanıştığı bir menajerle tanışmak için gelmiştir. Orta yaş bunalımındaki Havana Segrant, annesinin hikayesinin anlatıldığı bir filmde istediği rolü kapmak için sıra dışı tekniklerle çok çalışan bir oyuncudur. Şöhretin şımarttığı çocuk oyuncu Benji Weiss'in babası Dr. Stafford Weiss ve annesi Christina Weiss ise şöhretler camiasında tüm sertliğiyle yıkılmadan duran bir aile tablosu çizerler. Limuzin şoförlüğü yapan Jerome Fontana'nın asıl arzusuysa kendi yazdığı senaryoları okutabilmektir. Hollywood'un ışıltılı görünen, acımasız ve aldatıcı dünyası bu insanların ortak kesişme noktası olabilir mi? Hollywood yaşam tarzını ve genel anlamda şöhret oyunculuk kültürünü en sert yanlarıyla ele alan filmin yönetmenliğini usta isim David Cronenberg üstlenirken, senaryosuysa Bruce Wagner'a ait. Filmin kadrosunda Julianne Moore, Mia Wasikowska, Olivia Williams ve John Cusack ve Robert Pattinson gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Yıldız Haritası 9 Ocak'ta sinema severlerle buluşacak. Gösterime girecek olan birçok film var ama ikincisi ise şöyle: Çalsın Sazlar. Her ikisi de dalgacı, hayalci ve hayatı hafife alan iki yakın dost, müdavimi oldukları çalgılı meyhanede şarkı söyleyen Yasemin'e aşık olurlar. Herkesin yüreğini hoplatan ama bir o kadar da dobra bir kadın olan Yasemin ve iki gencin eğlenceli, neşeli ve aynı zamanda naif, hüzünlü hikayesi aşk ve dostluk kavramlarını farklı bir kurguyla da masaya yatırıyor. Selamsız Bandosu ve Züğürt Ağa gibi unutulmaz klasiklere imza atan Nesli Çölgeçen'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Belçin Bilgin, Caner Cindoruk ve Engin Hepileri bulunuyor. Aşk, drama ve komedi türündeki filmde üç kahramanın trajik hayatları farklı derinliklerle zenginleşiyor. Filmin oyuncu kadrosunun yanı sıra keyifli müzikleri de bir hayli dikkat çekiyor. Çalsın Sazlar 9 Ocak'ta sinema severlerle buluşacak. Sinema dünyasından haberlerimizin olduğu kadraj bölümündeyiz. İki haberim var sizlere. İlki şudur: Fenomen korku serisi Dabbe'nin yönetmeni Hasan Karaca'da son filmi Magi ile ilgili şöyle bir açıklama yaptı. Senaryosu da kendisine ait olan bu filmde Quentin Tarantino'nun gedikli oyuncularından Michael Madsen'ın başrolünü üstlendiğini söyledi. Ayrıca kadroda şu isimler yer alıyor: Brian Davis, Lucy Paul, Dragan Mikanoviç ve Stephen Baldwin yer alıyorlar. İstanbul, Bursa ve Adapazarı'nda çekimleri gerçekleştirildi filmin. Ve bu filmle ilgili Hasan Karaca da şöyle söylüyor: bu bir Amerikan filmi gibi ama tamamen Anadolu topraklarında geçen has Anadolu Babil cin hikayesi diyor. Filmin yaklaşık 3 milyon liraya mal olduğunu söyleyen Karaca da, Amerikan dağıtım sistemiyle dünyaya dağıtılacak ilk Türk filmi bu. Sadece korku sineması için değil, sinemamızın tarihinde bir ilk ifadesini de kullandı. Filmde oryantalist bir bakış açısı bulunmadığını söyleyen yönetmen, filmde rol alan oyuncuların kendisine ait diğer filmleri izledikten sonra filmde rol almayı kabul ettiklerini de sözlerine eklemiş. İkinci haberimiz şöyle: 14. İF İstanbul Uluslararası Bağımsız
Bağımsız Filmler Festivali'nin açılış filmi artık belli oldu. Fantastik öykülerin usta yönetmeni Tim Burton'ın merakla beklenen son filmi Big Eyes, İri Gözler, Türkiye'de ilk kez İF İstanbul'da gösterilecek. Geçtiğimiz hafta Amerika'da gösterime giren film, Amy Adams ve Christoph Waltz'un mükemmel oyunculukları, Ed Wood'un yazarları Scott Alexander ve Larry Karaszewski tarafından kaleme alınan senaryosu, Beter Böcek'ten Ölü Gelin'e pek çok filmde ortaklık yaptığı Danny Elfman'ın müzikleri ve tabii ki Burton'ın vazgeçilmez tasarımcısı Colin Atwood'un kostümleriyle seyirciden ve eleştirmenlerden tam not aldı. Lana Del Rey'in film için yaptığı Big Eyes ve I Can Fly adlı şarkıları ise Aralık başından beri sosyal medyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Biz de kısa bir ara verelim. Az önce de bahsettim, Tim Burton'ın Big Eyes filmi için hazırlanan ve filmde aynı adı taşıyan Big Eyes, Lana Del Rey yorumuyla şimdi 35 milimetrede. Thank you.
35 mm tüm hızıyla devam ediyor ve geldik flashback bölümüne. Bu bölümde doçent doktor Dilek Kaya hocam bizleri alacak, geçmişe doğru bir yolculuğa çıkaracak ve sinemamızın en güzel ve önemli örneklerinden birine, Hakkari'de Bir Mevsim filmine götürecek. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hakkari'de Bir Mevsim dedim ben. Evet. Siz artık devam edersiniz. Direksiyon sizde. Tamam. Buyursunlar. Siz de daha en başta söylemiştiniz, 1982 tarihli bir film. Yani bu ne anlama geliyor? 12 Eylül sonrası askeri yönetim vesaire. Yani böyle kritik bir zamanda çekilmiş bence oldukça cesur bir film. Ne bakımdan cesur? Türk sinemasının. Yani şöyle diyeyim, bir kere belki daha sonra gelecektim ama zaten hani daha en baştan sansüre yakalanan bir film. Neden? Filmin adında Genco Erkal anlatır bu hikayeyi başlı başına. Yani sadece Hakkari kelimesinin geçmesi bile o dönemde aslında sorundur 82'de. Hani çünkü Hakkari basitçe Türkiye'de bir şehir değildir, doğudadır. İşte Kürt meselesi vesaire bir sürü yan anlam içerir. Hemen bir şüphe, ve Hakkari'de tabii ki hani şüphe. Tedirgin gayet bence o dönemde adında Hakkari olan bir filmi çekmeye kalkmak bile bence cesur bir adımdır ki filmde yani bakarsanız Hakkari'ye sürgün olarak gitmiş bir öğretmenin aslında oradaki şokunu, karşılaşmasını, sorgulayışın hani kafa karışıklığını vesaire bunalımını bunları anlatır. Yani aslında o dönemde hani aydının, yani darbe sonrası işte Türk aydınının bunalımına, çatışmalarına, iç çatışmalarına, çelişkilerine hani odaklanan başka filmler de yapılmıştır. Bunu da o kategoride de düşünebiliriz. Ama öte yandan da yani aydını temsili açısından farklı bir yerde de durur. Mesela aydın böyle misyoner gibi hani oraya işte ışığı götürecek, halkı aydınlatacak falan bir kişi değildir kesinlikle. Tam tersi, orada yaşadığı karşılaşma hani daha da kafasını karıştırır. Gerçek nedir, doğru nedir vesaire. Zaten hani o konularda tereddütleri vardır. Hani biraz böyle yenik, yılgın bir aydını temsil eder öğretmen orada. Öyle gitmiştir. Ama orada gördükleri hani daha da böyle kafasını karıştırır. Yani ve şey denebilir, yani film aslında şunu söylemeliydim. Bir romandan uyarlama, Ferit Etgün'ün işte O romanından uyarlama. Yani bayağı bir paralellik arz ediyor romana. O yüzden çok hani ayırt da edemiyorum içerik açısından. Nerede roman bitiyor, nerede film başlıyor, ama hem roman hem film aydının temsili açısından ve farklı bu yani misyoner gibi olmayan daha böyle işte dediğim gibi yenik, yılgın ve iyice böyle kafası karışan bir aydını temsil etmesi açısından diğer aydın temsillerinden hem romanda hem sinemamızda ayrılan eserler. Peki filmde oraya giden aydın karakter o bölgeyi ilk defa mı görüyor? Bir, evet, yani şunu söyleyelim, bir öğretmen adı yok, yani adını ne romanda ne filmde bilmiyoruz. Hoca diyorlar devamlı. Öğretmen, aynı zamanda yazar, yani bir şey yazıyor, roman mı yazıyor, işte ya da mektuplar yazıyor, hem belki gerçek belki hayali bir sevgili diyeyim, kentte bırakılmış, kentten geliyor kesinlikle. Onu da sesiyle duyduğumuz kentli kısımları var. Hani kentten gelen yazılarında. Evet, ve bu şeyde çok daha belirgin zaten filmde. Hani ilk işte Genco Erkal öğretmeni oynuyor. Uzaktan işte karların içinden elinde bir valizle yapayalnız geliyor. Köye yaklaşıyor. Köylülerle ilk karşılaşmasını hani bakacak olursak sanki böyle bırakın başka bir şehri, yabancı bir ülkeye, evrene gelmiş gibi bakıyor. Yani oradaki insanlara ilk defa görmüş her şeyi gibi. Hatta biraz yani bilmiyorum, bugünden bakınca abartılı da geliyor. Ve kesinlikle hani oradaki ne o coğrafyaya ne insan tipine
davranışlara filan alışık olmadığını daha film baştan net bir şekilde koyuyor. O kentli ve okumuş işte entelektüel birikimi de olan bir aydın diyebiliriz. Öyle bir karakteri bize anlatıyor ve aslında yaşadığı oradaki belki de kültür şokunu, bir nevi kültür şoku yaşıyor. Tırnak içinde geri kalmışlık şoku diyelim. Yani gerçekten bir şok. Onun yaşadığı şoku biz de onun gözünden hissediyoruz. Biraz da bunu yani problemli bulabiliriz ya da bulmayabiliriz. O ayrı bir mesele. Şimdi filmin içine daha fazla gireceğim ama ben gene biraz kadrodan bahsetmek istiyorum. Tabii. Yani kimler yaptı bu filmi? Bu arada film... şöyle diyeyim, benim kuşağımın hani çok iyi bilinen bir filmi, yıllarca yasaklı kaldı, daha sonradan seyredildi, hem aslında çekildiği dönemde yani bilenlerce, işte seyredebilenlerce çok beğenildi ama mesela işte yasak kalktıktan sonra ya da daha sonraki yıllarda seyreden kuşaklar da, hani ben de onlardan biriyim, çok beğendi. Klasikler arasında yer aldı bu film. Yapıldığı yıldan bir yıl sonra 1983'te işte Berlin Film Festivali'nde çok önemli bir ödül aldı. Gümüşayı da dahil olmak üzere işte 4 uluslararası ödül alıyor. Başka uluslararası festivallerde de ödül alıyor. Yani hani biz bugün hep genç yeni yönetmenler, artık o kadar yeni değiller ama onların aldığı uluslararası başarıları anıyoruz ama hani Türk sinemasının aslında 30 yani yıl öncesinde çok, de çok güzel, önemli güzel olmuş başarıları var. Ve Hakkari'de Bir Mevsim bugün çok fazla bilinen, belki genç kuşak tarafından pek bilinen, hatırlanan bir film değil. Fazla etrafta da çok gösterilen bir film değil. Peki ama, o dönemde yasaklı demiştiniz. Hiç mi gösterime giremedi film, yoksa sadece sinemalarda mı kaldı ya da yasak kalktıktan sonra gösterime girdi? Yok, anca yasak kalktıktan sonra. Kaç yıl sonra? Yani 5 yıl kadar falan sürüyor. Hatta şey var, yani film Berlin'de, yani yabancı basında da böyle beğenilip daha sonra Berlin'de ödül falan alınca Onat Kutlar mesela röportaj falan yapıyor. İşte filmin kadro senaristi, yönetmeni, pardon Onat Kutlar diyorum. Çok pardon, Atilla Dorsay. Atilla Dorsay. Tabii, senarist Onat Kutlar bu arada. İşte Onat Kutlar'la, Erden Kral'la falan röportajlar yapıyor. Hatta romanın yazarı Ferit Etgü'yle falan. Ve orada kendisi de farklı komik bir soru soruyor. Yani diyor, aslında filmi hani henüz seyretmedim ama tahmin ettiğim kadarıyla ve işte duyduğum kadarıyla çok iyi bir filmmiş falan gibi. Yani seyretmedikleri bir film üstüne mesela eleştirmenler işte filmi yapanlarla konuşmaya çalışıyor falan. Böyle absürt durumlar da ortaya çıkabiliyor. Klasiklerinden dedim ve hatırlanmayı gerçekten hak eden bir film. Ayrıca 2009'da bir film izledik biliyorsunuz, belgesel tarzda ama kurmaca tadında, evet, diyelim. İki Dil Bir Bavul diye ve o film de mesela çok beğenildi. O da işte Urfa'da bir köyde hani bir öğretmenin Kürt öğrencileri ve Türkçe bilmeyen öğrencileri hani bir şeyler öğretmeye kalkıştığında neler olduğunu, o durumun böyle absürtlüğünü, tuhaflığını, evet, anlatan bir filmdi ve o da çok beğenildi. Eleştirmenlerce de o da bayağı bir ödül aldı vesaire. Ama işte o filmle birlikte biraz Hakkari'de Bir Mevsim yeniden hatırlanır gibi oldu o dönemde. Hani bu bir, bu da bir, ya iki dil bir bavul da aslında bir nevi Hakkari'de Bir Mevsim hikayesiydi bence. Belki işte biraz daha sonra iki filmi karşılıklı da, karşılaştırmalı da biraz konuşabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi biraz kadrodan bahsedeceğim. Senarist Onat Kutlar dedim. Gene Onat Kutlar da mesela genç kuşaklarca pek tanınmayabilir ama Türkiye sinemasında, sinema eleştirisinde falan da çok önemli bir figür. Sinematek'in kurucusu. Evet. Bir kere 1965'ti ki Sinematek Türkiye'de hani bir sürü insanı dünya sineması, Avrupa sinemasıyla tanıştıran ve tanışık tutan, yani yıllarca öyle bir kurum, bir okul diyebiliriz. Yani ki filmin yönetmeni Erden Kral mesela, o da kendisini Sinematek'te yetişmiş biri olarak da tanımlar. Aslında işte güzel sanatlar seramik mezunu ama işte asistanlık falan yapıyor bazı yönetmenleri, Osman Seyden'den Yılmaz Güney'e kadar vesaire. Ama film bilgisi
genel kültürünü mesela sinematekten alıyor. Ya da oku, aynı zamanda işte okuyup yazan da birisi sinema üzerine falan. Şimdi Onat Kutlar o açıdan çok önemli bir figür. Dedim sinematiği kurması, gene Yeni Sinema diye bir dergi çıkıyor o dönemlerde. Mesela daha çok Batı sineması, Avrupa sinemasına eğilen bir dergi. Hani Türkiye'de film eleştirisi tarihi açısından çok önemli bir dergi. Kutlar aynı zamanda da işte başka senaryolar da yazmış. Ve Hazal gibi, Yusuf ile Kenan gibi, bunlar da böyle hep daha gerçekçi, işte toplumsal gerçekçi diyebileceğimiz filmler. Hem kentin hem işte doğunun, kırsalın sorunlarına eğilen filmler ve uluslararası bir sürü başarısı olan filmler. Yani Onat Kutlar'a da Erden Kral'a da baktığımızda aslında şöyle bir şey görüyoruz. Yani sinemanın sadece yapım tarafında değil bu insanlar. Aynı zamanda düşünsel tarafında da emek harcayan, hani okuyan, yazan, üreten ya da sinema nasıl olmalıdır, Türkiye'deki hani sinema ne durumda, nereye gidebilir vesaire, sürekli buna kafa yormuş insanlar. Yani bunu önemsiyorum ben. Ben Ferit Elgün'ün yazdığı romanı okumadım ama Onat Kutlar'ın senaryolaştırdığı halinde film içinde gördüğümüz, dinlediğimiz diyaloglar kitap içerisinde de var evet, mı? Evet, aynen var aslında. Yani o açıdan çok fazla ben diyalog Onat açısından... Onat Kutlar'ın bir dokunuşu olmuş mu film içerisinde yoksa birebir... Şimdi Onat Kutlar diyor ki aslında film tam bir uyarlama değil, romandan bir esinlenme diyor. Ama romanı okuduğunuzda yani ben şey düşünüyorum, yani esinlenmeyi biraz aşıyor film. Yani diyalog konusunda özellikle hani akılda kalıcı ve pek çok güzel diyalog var. Yani gerçekten üzerinde böyle oturup hani düşünülecek diyalog var filmde. Hepsi mesela o diyalogların aynen romanda yer alan şeyler, diyaloglar. Ama tabii ki yani tamamen romanda mesela biraz böyle düş öğesi fazla ya da hayal mi, gerçek mi, o iç konuşmalar vesaire tabii ki daha fazla. Onların hepsini birden şeye aktaramazsınız evet. filme. Yani elbette bir seçme, eleme, daha ekonomik davranma, kurguyu, olayların hani yerlerini ya da bazı anların yerlerini biraz değiştirme falan var filmde. Ama metin açısından, yani diyalog açısından falan daha çok Ferit Etgü. Görüyorum. Ben biraz dinleyelim yani mi şey hocam? Değil, olur dinleyelim. Mu? Dinleyelim, merak ettim ben de şimdi. Bakalım hangi diyaloglar, hangi replikler dinleyeceğiz. Sonrasında devam edeceğiz. Nereden geldiğini, niçin geldiğini, hiçbir işine yaramayacağını bildiği için hatırlamayan, hatırlamak istemeyen ben, ola ki bir gün burada kendimi ararken başkalarını bulacağım. Kaleminizi, defterinizi çıkarın çocuklar. Defteriniz, kitabınız yok mu? Madem kitabınız, defteriniz yok, öyleyse hep birlikte dışarı çıkalım çocuklar. Dersimizi açık havada yapalım. Bakın çocuklar, bakın bu gördüğünüz güneştir. Güneş, dünyamızı ısıtan, bitkilere ve insanlara can veren odur. Dünyamız güneşin çevresinde döner. Gün ve gece böylece oluşur. Yaz ve kış, ilkbahar ve sonbahar böylece oluşur. Bu tarafa bakın şimdi, bu tarafa, bu tarafa. Ha, ha. Dur, dur. Bak şimdi sen güneş ol. Sen de gel, dünya ol. Sen güneşin etrafında döneceksin. Bir çay içmeye hoca, bize uğrasaydı. Sağ ol Ramazan. Yorgunum ben, eve gideyim. Çevremdekilere denizi sordum. Hiçbir şey anlamadılar. Karların üstüne bir sopayla denizin dalgalarını çizdim. Bir de gemi. Bilmediler. Deniz nasıl anlatılır? Sonra Zazi'yi gördüm. Sakın düş gören sen olmayasın. Olabilir hocam. Hepimiz düş görüyoruz. Belki de düşü gören bendim. Peki mavzeri kim ateşledi? Mavzeri mi? Evet. Çünkü bu sabah gece dayandığın duvarın dibinde, karın üzerinde bunları buldum. Biri öldürmek mi istemiş beni? Bilemem hocam.
Bildiğin bu boş kovanlar. Sen gene de aldırma hocam. Kim bilir, belki de ben düş gördüm. Kendine iyi bak. Zayıf düşmüşsün. Hakkari'de bir mevsimi konuşmaya devam ediyoruz. Neler söyleriz hocam? Şimdi bu belki diyaloglardan yola çıkarak öğretmenin ilk çocuklarla karşılaştığı andan biraz bahsetmek isterim. Şimdi aslında filmin şöyle bir problemi var. Romanda bu çok açık. Ve İki Dil Bir Bavul filminde de direkt aslında hani filmin böyle deştiği yara. Bu filmin problemi aslında o dönemde problemi haline geliyor. O da şu dil meselesi. Yani öğretmen aslında bir hani ilk o köylülerle karşılaşma şaşkınlığının hemen ardından öğrencilerle karşılaşıyor. Evet. Ortada bir sınıf bile yok. İşte bir sınıf yapılıyor, derme çatma falan, bir sürü böyle çocuk karşısında. Aslında romanda çok iyi biliyoruz ki çocuklar Türkçe falan bilmiyorlar. Sadece Kürtçe konuşabiliyorlar. İşte öğretmen hatta bir şey dediğinde na diye, işte Kürtçe'de hayır, evet, demek. Sadece onu söyleyebiliyorlar vesaire. Ve o öğretmen işte hani iki dil bavul, bir bavul meselesindeki yara da bu demiştim. Yani hiç Türkçe bile bilmeyen çocuklara orada bir şey öğretmek durumunda. Şimdi film bunu yapamıyor. Yani o dönemde bunu yapamaz. Yani Kürtçe gibi bir meseleye bırakın yani ima bile edemez, evet, herhalde. O yüzden Türkçe de biliyormuş. Şey diyorum yani cesur bir film. Yani nasıl bunu çünkü ciddi bir problem, nasıl baş edeceksiniz? Bazen muallak bırakıyor. Yani işte tamam, çocuklardan na sesini duyuyoruz. Hani hayır diyor. Yani anlamadılar diyorsunuz ama ondan sonra öğretmenin dediği her şeyi anlıyorlar falan. Onun dediği her şeyi yapıyorlar bir şekilde. Yani o yüzden o dil problemi biraz atlanıyor falan. Film ama şunu tercih ediyor o zaman. O problemi işte şöyle çözüyor. Yani direkt dil, Kürtçe meselesinden ziyade gerçekliğin, yani yaşanan gerçekliklerin farkına daha fazla odaklanıyor. Yani işte diyor ki denizi bile görmemiş. Hani deniz kelimesini bilmeyen değil. Yani öğretmen deniz dediğinde onların bunu Türkçe bilmedikleri için anlamamaları mesele değil. Deniz, çocukların deniz diye bir şeyi yok. Yani gerçeklikleri yok. Kavram bir şey ifade etmiyor. Mesela diyalog seslerden bir tanesinde bu var. Yani denizi görmemiş insanlara denizi anlatmak. Evet. Ya da işte şey de belki eğitimin absürtlüğüne dikkat çeken bir diyalog. Hani bakıyor çocuk, çocuklara öğretmen diyor ki işte girer girmez defterinizi kaleminizi çıkarın. Çocuklar böyle bakıyorlar, ne defteri ne kalemi, yani hani belki görmemişler daha önce, hiç öyle bir şey görmemişler falan. İyi yoksa hadi dışarı çıkalım diyor, işte o denizi anlatıyor bilmem ne. Anlattı ama yani ilk şeylerden bir tanesi işte bakın bu dünya, bu güneş, bu böyle dönüyor falan. Yani her yerde hep anlatılan şeydir ya, ilk çocuklar şeye girer girmez hemen bir işte dünya, güneş, bilmem ne, yaşadığımız evren falan. Ama ya öyle bir coğrafyanın içinde hani Hakkari'nin o ve filmin bize yani tanıdığı o İşte verdiği zaman içinde tanıdığımız kadarıyla, filmin temsil aracılığı tanıdığımız kadarıyla, yani orada gerçekten çok absürt, yani bu bilgiler de absürt kalıyor, tabii, tuhaf kalıyor. Yani denizden bahsetmek, yani bir sürü oradaki, bir şeyden bahsetmek çok absürt. Tabii oradaki kalıyor. Çocuk da denizi bilmez ama başka bir yerdeki çocuk da dağı bilmez. Yani aslında onu evet. Bunlar bilmiyor, buradakiler bilmiyor demek de evet çok şey kalıyor. Ama yani film hep işte orada yaşanan gerçekliğin, hani kent gerçekliğinden bambaşka bir gerçeklik olduğunun altını çiziyor. Mesela bir şey daha var. Hani şu çocuklara bildiğiniz kelimeleri sayın dediği, sayın siz dediği, söyleyin ben evet, de tahtaya şey yazacağım var, dediği bir sahnesi var. Bir an var. Aslında mesela romanda gene öğretmen şeyi sorar çocuklara, Türkçe bildikleri kelimeleri yazmalarını sorar. Hı-hı. Hani genelde bildikleri ya da yazmayı bildikleri değil. Ama film tabii gene bunu yapamıyor.
Gene ama işte gerçeklik meselesini, farklı gerçeklikler, yaşanan gerçeklikler meselesini getirerek bağlıyor durumu. Çocuklara işte bildiğiniz kelimeleri yazın diyor sadece. Hemen dinleyelim mi o kısmı? Var mı o diyalog? Var. O kısmı dinleyelim hemen. Yani bir replik kolajımız daha var. Onun içerisinde o bölüm var. Onu da dinleyelim, sonra devam edelim. Tamam. Herkes yazdıklarını okusun sırayla. Siz okudukça ben de onları buraya yazacağım. Tamam mı? Hadi bakalım. Kar, ana, bayrak, dağ. Kurt, öğretmen, köy. Köpek, kar, bayrak, dağ. Ot, kızak, tohtor, buğday, ölmek, köy, kalem, silgi, bulut, ağaç, ekmek, dal, peynir, yoğurt, kardeş, baba, Allah, kaya, gök, hedik, dan, tezek, jandarma, keklik, yayla, ağaç, toprak, koyun, toklu, yoğurt. Yan elde bir el, kapı kulu bir tel, uzak durma beri gel, hem ağlayan hem gülensin. Ağaçta al elma, sevda bu dokunma, benim sözüm yanlış ama hem giden hem gelensin. Dağları ben bilirim, denizleri görmedim, görmeyen bir tek gözüm. Hem soransın hem cevapsın. Şiiri de okuduğuma göre ben kalkıp muhtara uğrayayım. Eğer bir gün yolunu yitirirsen eski yolunu arama. Yeni bir yol bul kendine. Ne demek bu hoca? Ormanda Alaaddin. Ya da dağ başında kaybolursan geldiğin yolu arama. Bir başka yol bulmaya bak kendine. Ama o zaman büsbütün kaybolurum. Sen kaybolmazsın Alaaddin. Çünkü senin yanında koyunların ve köpeğin var. Doğru hocam. Ama ya sen kaybolursan? Hoca, benim kardeş hastadır. Nesi var? Ateşi var çok. Dur, sana bir ilaç vereyim. İlaç istemez hoca. Sen ona bir portakal ver. Portakal yememiştir hiç. Dağılın dedim, duymadınız mı? Hepiniz sınıflarınızı geçtiniz işte. Dağılın. Dersimiz bitti. Peki öyleyse. Son dersimizi açık havada bitirelim. Hep birlikte dışarı çıkalım. Son bir kez daha vuralım kendimizi dağlara. Hep birlikte. Hadi. Şimdi evet, yani hep gerçeklik ile ilgili aslında, hani orada yaşanan gerçekliğin ne kadar belki başka bir bakıştan hani bir kentlinin bakıştan ne kadar sınırlı bir gerçeklik olduğunu çok iyi anlıyoruz aslında bu diyaloglarla. Şöyle bir not düşmek isterim. Hani film böyle oradaki gerçekliği mümkün olduğunca böyle egzotizme, oryantalizme düşmeden filan aslında vermeye çalışıyor. Hı-hı. Yani içeriden de biraz bakmaya çalışıyor. Çok kritik bir an var. Gene diyalog aslında, öyle diyelim. İşte o gerçek mi hayali mi tam da emin olamadığımız sevgiliden gelen mektuplar var. Evet. Genç Erkal'ı diyeceğim çünkü adı yok ana karakteri. Ve o mektuplardan birinde kız oraları anlatmasını istiyor öğretmenden. Ve fotoğraf çek gönder diyor mesela. Hmm. İşte orada
öğretmenin bir diyaloğu var. Diyor ki yani fotoğraf çek yolla. Evet işte ne kadar akıllıca, etkili ve çağdaş bir öneri falan diyor. Orada bir bence şeye o aslında o batılı ileri bizim eğitilmiş göze evet. vesaire her neyse o bakış açısına böyle bir şey var. Yani evet. cidden ya bizim aslında var. Hep fotoğraflardan gördüğümüz ama içine girince oranın bambaşka olduğunu aslında biraz evet. bana çağrıştırıyor. Evet öyle. Ve şey o acelecilik, sabırsızlık fotoğrafla ya da işte fotoğrafını çek olmaz. Eve götür. Orası. Onu bir hemen bilgi nesnesine dönüştür ki hani halledebilesin. Yani değil, muallak evet. kalmayacak işte netleştirecek evet. vesaire. Yaşanınca ancak görülecek, bilinecek. Aslında biraz kendimizi de eleştiren nokta olduğunu seziyorum ben filmi izleyince. Yani çok bildiğimizi fotoğraflardan ya da gördüğümüz kadarıyla bildiğimizi zannediyoruz ama işin içerisine gittiğimizde orada yaşamaya başlayınca oradaki kültürün bizi ne kadar o konuda cahil yani, olduğumuzu yüzümüze vuran kısmını gösteriyor. O bakımdan ama önemli. İşte film şey derdinde değil. Yani ben size buradaki şeyi böyle şimdi ya öyle bir cahilliği gidermek değil filmin derdi. Hani anlatayım, öğreteyim size doğuyu gibi. Değil. Yani bu o noktada diyorum işte o oryantalist böyle bakış açısından ya da görsel kolonyalizmden falan oryantalizmden kaçan bir film. Hani onun imkansızlığına aslında değinen bir film. Yani temsilin sınırlılıklarına. Yani ister fotoğraf olsun, dil olsun. Yani hep şeyi veriyor. Yani ben anlatamam, yetmiyor. Yani ne dil yetiyor, ne fotoğraf yetiyor. Evet. Ve bunu da belki böyle kabul etmeli. Çünkü en sonunda mesela öğretmen giderken ve bir öğretmenden hiç beklenmeyecek şekilde diyor ki çocuklara, evet çocuklar gidiyorum. Diyor. Evet. Şimdi diyor ben size bir şeyler öğrettim. Hepsini unutun diyor. İşte yani ben size dünya dönüyor dedim ama belki böyle bir yerde diyor bilmeseniz daha iyi dünyanın işte döndüğünü falan ya da ne yapacaksınız? Ya da portakalı görmemiş çocuklara işte hani dünya yuvarlak bilmem nerede dönüyor falan demenin işte o absürtlüğü ya da çelişkisi her neyse. Ha şöyle de diyor ama yani kendisini daha yüksek bilgi açısından deneme açısından yüksek bir yere koymuyor. Diyor ki bu sizin gerçekliğiniz diyor. Öbürü de benim gerçekliğim ve hangisi doğru bilemiyorum gibi. Yani çok açıkça herhangi bir böyle bilgi hiyerarşisi, deneyim hiyerarşisi falan kurmaya niyetli olmadığını gösteriyor. Film. Bir de sadece okulda geçmiyor film aslında. Yani evet. sadece okul, öğretmen ve öğrenci ilişkileri de yok aslında filmde. Yok tabii başka meselelere de evet, değiniyor. Kültür örneklerine de yer veriyor. Yani kadın erkek arasındaki olaylar var. Bir işte düğün seremonisi var, kuma meselesi var. Yani sadece eğitimle, dille değil, komple kültürüyle ilgili bir gösterim var aslında film içerisinde. Tabii. Yani onlardan da hani biraz bahsedelim. Mesela çok ciddi sorunları aslında parmak basıyor. Çok fazla değişmiyor, değiniyor. Mesela ağ meselesi var. Halit karakteri, sesini de duyduk sizin dinlettiğiniz diyaloglar arasında. Çok ilginç bir karakter aslında. Halit mesela o hatta birini öldürdü galiba ama işte muallak ama kalıyor. Yani öldürdüm evet. öldürmedim söyleyemiyor filan. Kimse aslında görmedi, kimse ya. Görmedi. Evet. Tanık yok, şahit yok. Aha. Dağ başında burada tanık evet. mı olur diyor aslında biraz da o şeyi de ya da şey diyor işte ya sen düşüyordun ya ben gördüm filan. Öyle bir şeyler diyor. Diyor. Ama en sonunda kullandığı bir söz var. Yani işte ağanın elinde büyümüş yetim bir çocuk aslında. Ve bir emir kulu Halit. En sonunda şey diyor sen bana ne katil de istersen falan ama yani ne yapabilirdim ki hani ben ne denirse onu yaptım gibi bir şey diyor ve beşikten borçlu gibi bir laf kullanıyor mesela hani o ağalık o feodal işte sistem içerisinde ona değiniyor. Hani bireylerin sen, nasıl böyle mağdur öğretmenin hoca dedikleri işte Genco Erkal'ın sen burada mı yaşıyorsun diyor bazen burada yaşıyorum başka bir yerde yaşıyorum diyor. Buralı mısın diyor. Kimi zaman buralıyım, kimi zaman değilim diyor. Ama burada evin var diyor. Olabilir. Evim olduğu, buralı olduğum evet. anlamına gelmez. Senin de evin senin var burada. Ama buralı değilsin diyor. Diyor. Çok güzel bir aslında diyalogtur. Evet, evet. Film içerisindeki en güzel diyaloglardan biri. Ve biri hayal ediyor. Oramar'a gidecek
gelecek filan. Evet. Bir ev hayali var, iki katlı bilmem falan. Yani çok ilginç bir, güzel bir karakter bence Halit. Ve bizi de mesela suç konusunda örneğin şey yapıyor. Yani bir öğretmen. Yani bunlar çok radikal şeyler bence gerçekten bizim sinemamızda. Yani o Yeşilçam'daki öğretmen figürünü sürekli böyle oradaki halkın hani cehaletini giderecek bilmem ne yapacak. Evet. İşte bir takım ezberlenmiş doğruları yeniden yeniden onları öğretecek öğretmen figürü var bir yandan. Öte yandan hani bir suçluyla bile aslında empati kurulabileceğini mesela Halit karakteri aracılığıyla hani bize hissettiren bir öğretmen, adı olmayan bu filmdeki öğretmen evet. var. Mesela jandarma gelir bir ara, Halit'i sorarlar. Sorarlar ama o bir şey söylemem, görmedim, bilmedim der. Evet şey der, sordu, tanımıyordum, tanıyordum gibi bir şey der. Yani söylemez mesela, adını söylemez Halit. Sonra ona sorar, niye arıyordu jandarma seni falan filan diye. ondan bahsettim. Ağalık, feodal sistem, suç meselesinden falan bahsediyor. Onun yanında işte kuma, kadının mülkiyeti meselesi var. Bayağı bir. Hani doğuda öyle bir gerçeklik var. Yani çok içine girmeyeceğim. Sağlık sorunu, bebek ölümleri vesaire. Hani filmin sonuna doğru bayağı öyle bir bebek, çocuk arka arkaya ölüyor. Öyle bir sorun var. Ve ilgisizlik. Hani hiç evet, kentten ne bir şey yardım talebinde bile bulunuyorlar, bir şey gelmiyor vesaire. Hani orada bir terk edilmişlik var. Yani kendi gerçekliğine öyle terk edilmiş insanlar var. Öyle söyleyelim. Burada şu da önemli. Yani öğretmen hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir sorunu aslında çözemiyor. Yani ne çocuk, tamam çocuklara bir şeyler öğretiyor. Belki başarabildiği tek şey bu. İşte ona diyorlar ki işte okuma yazma öğretirsin. Biraz hesap kitap yeter diyor mesela muhtar. Daha ne olacak falan. Onları yapıyor. Aslında bir şeyler öğretiyor. Ama onlara da diyor ki giderken hepsini unutun diyor. Kendi yani buna karar veriyor. Öte yandan öğretmene ne zaman ki böyle bir kurtarıcı Mesih gibi bakıyorlar. İşte bu sağlık meselesinde mesela Zazi muhtarın karısı işte üstüne kuma gelecek. Öğretmenden yardım istiyor. Bir de sen konuş. Hatta orada çok şey bir sahne. Vurucu bir sahne. Oğlu aracılığıyla konuşur öğretmenle. Hani çocuk annesinin söylediklerini öğretmene söyler. Bir süre sonra ağlamaya başlar. Bir de sen konuş diyor sen annem konuş falan yani. Gibisinden. Ona bir şey yapamaz. Ya yani ne yapabilir? Bebek ölümlerinde işte çözmesini isterler. Kurtarıcı gibi bakarlar ona. Ona da bir şey yapamaz. Yani çok farklı bir öğretmen, aydın, kentli, hani bilgi sahibi ama şey yok, bir şey yaramıyor vesaire. Öyle bir müfettiş figür. Galiba müfettiş sahnesi vardı yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet, sonlara doğru. Artık Macit Koper hatta kapanıyor artık gidebilirsin, özgürsün dediğinde. Evet. Öyle bir sahnesi vardı. Çok, o da ilginç bir sahnedir. Yani artık git derler ama gidecek yerim yok. Gidecek yerim yok der. Yani alışmıştır. Tam da aslında belki ya kendini de belki ya şey de öğretmen de hep bir arayış içinde aslında. Hani hatta ilk geldiğinde o iç diyaloglardan bir tanesi de şeydir monologlardan. Buraya geldim, nasıl geldim? İşte sürgün. Belki hani sürgün değil işte başka kaza falan. Öyle evet. bir şeyler der mesela. Yani böyle bir arayış içinde aslında. Yazmasının sebebi de o belki. Tabii. Hani kendi kendine bulmaya çalışıyor vesaire. Ve belki de tam da böyle hafif hafif hani bir şeyleri bulup. Evet o çocuğun okuduğu yazı aslında bunu anlatıyor. Hani kendini, eğer bir ormanda evet, kaybolursan aynı yola geri döneceksin diye bir kaydı yok. Yeni bir yol bul. Aslında yeni bir yol bulmaya çalışırken. Öyle bir şeyken ona deniyor ki tamam bitti gidebilirsin. Çünkü süresi doldu işte. Kış mevsimi de bitti. Yollar açıldı. Artık okulu kapatabilirsin deniyor. Yani yollar açıldı. Çocuklar başka okula gider. Onu ima ediyor herhalde. Ve gitmek istemiyor aslında ama mecburen de evet bırakıp gidiyor. Her şeyi de unutun diyor çocuklara. Evet. Yani evet film sadece okul meselesi, dil meselesi ya da okul etrafında gelişen, öğrenci öğretmen ilişkileri etrafında gelişen
bir gerçeklik temsil meselesiyle ilgilenmiyor. Başka hani daha derin, geniş, hala da devam eden bir sürü sorunun da altını çiziyor. Ama bu sorunların hiçbirini de böyle bireysel olarak çözülemeyeceğini de çok açık ve net koyuyor. Evet. Yani öğretmen hani görüyor ama orada bir öğretmenin bilmem şeyle, çabasıyla falan çözülecek genel şeyler değil. O kadar basit değil. Çok hani yapısal sorunlar var. Yani bütün bunları hani parmak basması açısından ben yapamadıklarına rağmen koşullardan dolayı bence çok cesur bir film olduğunu düşünüyorum. Çok az belki sinematografisine dair bir şey söyleyeyim. Sanırım vaktimiz kalmadı. Var mı? Evet, çok karanlıkta geçen bir film. Hani seyrederken hep Nur Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da filmi geldi. Hani çok karanlıkta geçiyordu vesaire. Eğer ona benzer bir film daha hani görmek istiyorsanız bence bu filme de bakmalısınız. Evet, kesinlikle. Yani görüntü yönetmenliği açısından da böyle ilginç çerçeveler. Zaten mekan, oranın hani çekimlen mekanlardan da kaynaklanıyor. Mesela çok küçük pencereler var işte evlerde vesaire. O pencerelerin içinden hani çerçeve içinde çerçeve gibi çerçevelemeler filan var. Ses, doğal sesler kullanıyor. Yani müziklerini bu arada Timur Selçuk yapmış. Hı hı. Ama yani çok böyle hep ünlü isimlerden oluşan bir yapım kadrosu var. İşte Timur Selçuk da onlardan biri. Ama öyle sürekli işte arka plan müziği gibi falan kullanılmıyor müzik. Hı hı. Doğal sesler çok kullanılıyor. Hatta filmin en başında mesela öğretmen gelirken köye ayak sesleri, rüzgar, kar vesaire, o seslerin içinde tekrar eden bir ses vardır. Bir sonradan köye yaklaştığında bir kadın görürüz. Kadın işte dibek taşı mı denir, evet, ne denir ona? O bir dibek sesiymiş meğerse. Hani bunu dövüyor artık bilmiyoruz. Bir şey dövüyor falan. Öyle bir kadın görürüz. Film biterken de aynı ses mesela tekrar eder. O ses eşliğinde köyü gene terk eder vesaire. Böyle hani oradaki film kurmacı evrenin içinden gelen sesler ve doğal seslerin kullanımı açısından da mesela çok güzel ses mikseri var. Önemli bir film olduğunu söyleyebilirim. Son olarak da şeyi söyleyeyim. Filmindeki oyuncuların hepsi tiyatrocu. Bir de köylüler var. Yani oyuncu yönetimi açısından oranın insanlarını filme dahil etmiş. Gerçekten hatta şöyle bir ifade kullanıyordu bir yerde Erdem Kral. İlk defa bir filmde köylüler bu kadar hani geniş biçimde rol aldı diye. Çok da başarılı buluyor onları. Hani bir tiyatrocu, profesyoneller ve de amatör, oranın halkıyla yapılmış bir film. Maç o açıdan da önemli buluyorum. Yani o kadar içine alması onları, oranın insanlarını birlikte neredeyse yapılmış bir film diyebiliriz. Güzel bir örneği birlikte şeyin yapılabileceğine dair. Hı hı. 82 yılında çekilmiş ama yasaklardan dolayı 1988 yılında çıkış tarihi olarak bazı kaynaklarda görülüyor. Hı hı. O dönemde ancak vizyon şansı bulmuş. 4 önemli ödülü olan genç neslin çok fazla bilmediği uluslararası 4 önemli ödülü olan Berlin Film Festivali, Gümüş Ayı Ödülü, Fipreski Ödülü, CICAA Ödülü, Interfilm, Otto, Dibelius Film Ödülü gibi önemli uluslararası ödülleri bulunan bir film. Yeni yeni bizler de aslında tanıyoruz. Yani 30 yıl aradan sonra görmekte o da bizim ayıbımız olsun. Yani şimdi bence gençler çok şanslı, her filme kesinlikle her şekilde ulaşılıyor. Yani internet üzerinden pek çok siteden yani bu filmi bulup izleyebilirler. Ben bunu çok arayıp hani bir sinema kulübü aracılığıyla gençken ve bir video kasetini bulup falan öyle seyretmiştim yıllar önce. Şimdi her yerden ulaşılabiliyor. Çok daha kolay. Bir bakın isterseniz. Hani izlenmesini öneririm. Tavsiye ediyorum. Türk sinemasının klasiklerinden biri olarak. Evet. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir örneği izleme fırsatı bulduk bu sayede. Önümüzdeki hafta hangi filmi konuşacağız dersem ne cevap verirsiniz bana?
Dünyayı kurtaran adam. Aman Allah'ım. Evet, bu böyle bir filmden bu sefer şeye, fantastik Türk sinemasına biraz geçelim. Harika diyorum. Dünyayı kurtaran hani çünkü adam. Çünkü çok bu coğrafyada gerçekten bence çok zengin bir sinema kültürü olmuş. Hala da var. Hani onun mümkün olduğunca böyle zenginlikleriyle ben bu program çerçevesinde hani ele almaya çalıştım. Hep belli bir damardan, belli türde filmlerden gitmek yerine. Çok güzel. Senaristi de Ferdi Merter Fosforoğlu'dur. Dünyayı kurtaran adam. Buradan da onu yani katkıları olan. O da bir klasiktir, kült filmdir hatta. Dünya çapında külttür. Hani biraz ondan konuşalım istiyorum. Peki o zaman biz de önümüzdeki haftayı merakla bekliyoruz. Dünyayı kurtaran adamı şöyle geçmişe döneceğiz, tekrar hatırlayacağız. Efendim devam edeceğiz biz. Dilek Kaya hocama çok teşekkür ediyorum. Bir ara verelim tekrar. Müzik dinleyeceğiz. Programımızın başında kadraj bölümünde hatırlarsınız. Big Eyes için Lana Del Rey'in iki şarkı hazırladığını söylemiştim. Tim Burton'ın son filmi Big Eyes için. Ve Big Eyes'ı dinlemiştik filmle aynı ismi taşıyan parçasını. Şimdi diğer şarkıyı da dinleyelim isterseniz. Yine Lana Del Rey söyleyecek. Biz dinleyeceğiz. Bu kez I Can Fly diyecek. Fly.
35 milimetrenin artık yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Son bölümündeyiz, jargon bölümündeyiz. Sürekli duyduğumuz ancak anlamını bilemediğimiz sinema terimlerinin anlamını bu bölümde öğreniyoruz. Bu haftaki terimimiz klaket. Filmler birçok plandan oluşurlar. Her plan çoğu zaman birden fazla çekilir. Film bitene kadar bu çekim sayıları yüzlerce video parçasını oluşturur. Çok hata yapıldığı için ya da belki kurguda bunu da kullanabiliriz dediğimiz için çok fazla video parçasını barındırır. Klaket her çekim öncesinde görsel olarak çekimi yapılan sahnenin ya da planın detaylarını içerecek şekilde üzerine notlar alınarak çekim öncesi kameraya tutularak montaj aşamasında o filmin hangi parçaya ait olduğunun anlaşılması için kullanılır. Kimi zaman da sahneler senaryodaki sırasıyla da çekilmediği düşünüldüğünde basit gibi görünen bu tahta parçasının ne kadar önemli olduğu daha da iyi anlaşılmış olur. Bir de klaketin üzerindeki çıta var ki o da ses montajı yapılırken çıkarmış olduğu sesle görüntünün montajı aşamasında çok işe yarıyor. Şöyle ki o çekimin ayrıca kaydedilmiş olan sesi montaj aşamasında çıtanın tam olarak kapandığı kareyle aynı ana denk getiriliyor. Böylece klaket seslerinin ve görüntülerinin eş zamanlanmasını sağlamış oluyor diyoruz. Ve 35 milimetreden bu haftalık bu kadar. Haftaya Perşembe saatler yine onu gösterdiğinde Doçent Doktor Dilek Kaya ve ben Turgut Onarır yine radyoda olacağız. Tekrar buluşmak dileğiyle. Gözünüz beyaz perdede, kulağınız 35 milimetrede olsun. Hoşça kalın. ...35 milimetre sona erdi.